11 Ağustos Cuma Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarasoğlu yazısı Zamanın ruhunu kavrayamayan din adamlarının sakıncalı dili İçinde yaşadığımız çağın özelliklerini kavramakta her zaman geç kalırız. Sadece sanatçılar, düşünürler sezgisel olarak gelmekte olana diğerlerinden önce kavrar. Sanatçı ve düşünür kavrayışını esere dönüştürür. Zamanın ruhunu kavrayan eserler yeni bir dil, yeni bir üslup inşa eder. Din adına konuşan kişilerin sanatsal sezgilerinin, felsefi boyutlarının, toplumsal değişimi kavrama kapasitelerinin zayıf olması çoğunlukla onların söylemini kaba bir anlayışa oturtur. Kişiler din adına güzel şeyler söylediklerini zannederken esasında kitleleri dini olandan uzaklaştırmakta, yanlış söylemleri yüzünden insanları isyana teşvik etmekte, ahiret bilincini imha etmektedir. İnsanları güzele, iyiye, doğruya teşvik etmek üzere konuşanların öncelikle insanların doğruyu, iyiyi, güzel nasıl kavradığını, iyinin iyiliği, kötünün kötülüğü hakkında bilgilerini nereden edindiğine dair bir fikrinin olması gerekiyor. Nasıl sanatın dili modern öncesi dönemden bir hayli farklıysa, nasıl şairler şiirlerini divan edebiyatı ya da halk edebiyatı formunda dile getirmiyorsa, nasıl roman, klasik, modern, postmodern olarak farklı tema ve üslupla ortaya çıkıyorsa, din dilinin de değişmesi gerekir. Din dilinin değişmesi, muhtevanın değişmesi anlamına gelmiyor. Neyin nasıl, hangi hangi sırayla, hangi bilginin kiminle, nasıl, hangi şartlarda paylaşılacağı konusunda basiret sahibi olmayı kastediyorum. Nein nasıl, hangi sırayla, hangi bilginin kiminle, nasıl, hangi şartlarda paylaşılacağı konusunda basiret sahibi olmayı kastediyorum, din dilinin değişmesi derken. Mesela küçük bir toplulukta dile getireceğiniz eleştiri ve tavsiyeleri kitlesel bir mecrada bir gazete köşesinde ya da ekranda dile getirirseniz söylemeniz faydadan çok zarar getirir. Küçük bir toplulukta söylediğinizin nasıl anlaşıldığını görme imkanınız vardır. Sizi dinleyenlerin yüzündeki ifadeden, bakışlarındaki ışıktan meramınızı anlattığınızı, ya da anlatamadığınızı fark etme imkanınız vardır. Üstelik o küçük toplulukta insanlarla kesintisiz iletişiminiz vardır. Aynı zamanı, aynı mekanı paylaşmaktasınızdır. Ama kitle önünde söz söylerken kimin neyi nasıl algıladığını, algıladığı bilgiyi hangi haleti ruhiyeyle karşıladığını görme imkanı bulamazsınız. Din adına yaptığınız tebliğ siz farkında olmadan sizi şovun mecrasına sürüklemeye başlar. Etrafınızdakiler sizi alkışlar. Aman hocam söyleminiz çok ses getirdi diye. O gelen ses çoğunluğunda Sonlukla pek hayra alamet değildir. Postmodern toplumda bazı eylemleri kadınlar için edebe aykırı, erkekler için mübah olarak göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Eylemin yanlışlığını grup kimliği, cinsiyet kimliği üzerinden anlatmaya kalktığınızda sadece tepki alırsınız. Eylem kime ait olursa olsun doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Modern hayat sadece kullandığımız eşyaları, zamanı idrak etme şeklini değil, davranış şeklini de değiştirdi. Onun için 18. yüzyılın edep dilini tekrarlamak insanları daha edepli olmaya teşvik etmez. Tam tersine edep anlayışı üzerine isyan etmeye teşvik eder.